Merhabalar, bugün ortak sınavlardan bahsetmek istiyorum biraz. Biliyorsunuz bu sene başında Milliyetin Bakanlığı bir karar açıkladı. E, çeşitli kategorilerde ortak sınavlar uygulanacağını iletti. Bununla ilgili de çeşitli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. E, kafalar çok karışık ilk defa uygulanacağı için ben de anladığım kadarıyla, dilim döndüğü kadarıyla ifade etmeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuz şu, kaç çeşit ortak sınav var? Ee, üç de diyebiliriz, dört de diyebilir. Birincisi ülke genelinde bakanlık tarafından yapılacak ortak sınavlar. İkincisi il veya ilçe genelinde veya ifadesiyle geçtiği için her ikisi de yapılacak mı bilemiyoruz bunu zaman gösterecek. Eğer il genelinde yapılırsa bunu ölçme değerlendirme merkezleri hazırlayacak. İlçe genelinde yapılırsa bunu ilçe sınıf alan zümreleri hazırlayacak. Bir de zaten e, her zaman olduğunuz okulumuzda yapılan genel sınavlar. Yani 6. sınıfa gidiyorsanız okulunuzdaki okulunuzdaki tüm 6. sınıf şubelerinin aynı anda aynı sınava gireceği ortak yazılı sınavlardan bahsediyoruz. Peki bu yapılacak olan sınavlar hangi sınıf seviyelerini ve hangi branşları ilgilendiriyor? Bu senenin özelinde Milli Eğitim Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. 2023-2024 yılı için ülke genelinde bakanlık tarafından yapılacak olan ortak sınav sadece 6. ve 9. sınıfları ilgilendiriyor. 6. ve 9. sınıflarda ise sadece iki ders ilgilendiriyor. Nedir bu dersler? 6. sınıflar için Türkçe ve matematik, 9. sınıflar için Türk Dili Edebiyatı dersi ve matematik. Bu sınavlar ne zaman ve kaç tane olacak? Bu sınavlar her dönem birer tane olacak. Bu dönem yani ilk yarı yıl ikinci sınav, ikinci yarı yıl birinci sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak uygulanacak. Evet bir diğer sorumuza geldik. O da neydi? Diğer seviyelerde ve derslerde de ortak sınavlar olacak mı? Evet olabilir. Ee, şöyle ki ülke genelinde yapılacak olan ortak sınavlar bu yılın özelinde sadece 6. ve 9. sınıfları ilgilendiriyor. Bunu söylemiştik. Hatta bu yarı yıl olacak tarihler de belli oldu. 6. sınıflar için 26 Aralık, 9. sınıflar içinde 27 Aralık olmak üzere bakanlık bu duyuruyu yaptı. Diğer sınavlar için yani diğer kategorideki il veya ilçe genelinde yapılabilecek olan ortak sınavlar için ise diğer dersler ve diğer seviyelerde tetikte olmak durumunda. Henüz yayınlanmış bir tarih yok ama bununla da ilgili bilgilendirme yapılabilir beklemekteyiz. Sınavların içeriği ve zorluk seviyesi nasıl olacak bu yılın özelinde merkezden yapılan sınavlar çoktan seçmeli olacak yani bakanlığın yapacağı 26-27 Aralık tarihindeki sınavlar çoktan seçmeli olacak uzun vadede altyapı hazırlanınca açık uçlu sorularda sorulabilecek diye ifadesinde yerleştirmiş. İl ve ilçe genelinde yapılabilecek olan ortak sınavların tarihiyle ilgili bir bilgilendirme yok ama bu yıl içinde gerçekleştirilirse onlar da bu yıl çoktan seçmeli olacak süreçte açık uçluya çevrilecek açık uçlular da eklenebilecek. Ama okullarınızın sizlere yapacağı kendi sınavları muhakkak açık uçlu sorulardan oluşacak. Zorluk seviyesi açısından LGS ya da TYT AYT gibi mi olacak diye kaygılanan öğrencilere özellikle ifade etti. Okul sınavlarınızın içinde olacak diye. Dolayısıyla telaş yok, çalışmaya devam. Bu sınavlara nasıl hazırlanmalıyız? Bu sınavlara şöyle hazırlanmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları takip edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı bu e, dosyasında, dokümanında hangi kazanımdan kaçar soru sorulması gerektiğine dair e, senaryoları da dahil ederek aslında örnek sorular yayınladı. Dolayısıyla bu bizim ana kaynağımız olacak ve tabii ki benimle hazırlanacaksınız diyorum. E, tetikte olun, takipte olun. Önce 6. sınıflarla başlayacağım. Örnek yazılılar kapıda. Herkese kolaylıklar.